Stranded Sails, Explorer of the Crusade Islands oyununda prolog sürümündeyiz. Bak İngilizce konuşturacağım. Cursed Islands, lanetli adalar. Bak ya saniye puanı İngilizce biliyor orta derece. Bak tıkladım bitti. Explorers, keşif, keşfetme, keşifler. Lanetli adaları keşfedeceğimiz bir oyun anladığım kadarıyla. Kapatayım gideyim mi? Bir isim vermemizi istiyor önce. Erkek ya da hatun karakterle oynayabiliyoruz. Hatun tabii ki. Claire. Olur, olur, olur. Ama daha böyle bir şey yani böyle bir... Daha böyle bir isim olarak yok mu random? Wright. Yok. Oyundaki böyle karakterin şeyi bilsem mitolojisini falan. Elizabeth ulan. Elizabeth. H olmadı. Müjgan. Olur abi. Müjgan olsun abi. Hadi bakalım. Müjgan Hanım bir maceraya dalsın bakalım. Neydi o alnına yazdıran? Abi alnıma Nurşen yazdıracağım da. Nurşen yazmayalım şimdi. Müjgan mükemmel isim bence de. İyi yayınlar dileğin için teşekkürler Necdet Komutan. Sağ olasın. Nurşen. Wow. Bu benim... En iyi doğum günü partimdi. Babası bir sürpriz yapmış galiba. Allah bilir ne diyor. Yarın... Abi ben burada ilerleyemem ama ya. Hikayeyi boş versek olur mu? Acaba. Lan birthday doğum günü eşek. Benden dalga mı geçiyorsun? Birthday doğum günü. Surprise sürpriz. Father, baba. Doğum gününde sürpriz olarak annesi yeni baba almış işte. Bunu da anlamayacak ne var. Gerçekten çok yorgunum. Uzun bir gündü diyor misal. O kadar biliriz canım. O kadar biliriz ya. Tamam dayı. WASD ile yürüyor. Pekala. Objelerle etkileşime geçmek için sağ klik. Sadece yatağa gidip yata mı biliyorum şu an? Uyuma. Yarın okyanusa açılacaklarmış. Yatakta uyuma görevi var. Bismillahirrahmanirrahim. Ben niye burada uyandım hocam? Ne oluyor lan? Yatakta yattık. Burada nasıl uyandık canım? Hey. Ses. Acık ses verelim abi. Ambiyans. Hiçbir şey duyamıyoruz yani arkada. Böyle bir su o kadar şarıldasın ki çişim gelsin. O şekilde anlamam ben onu. Burası neresi? Ada evim gibi gözüküyor. Ne saklandığını öğrenmek için keşfetmelisin. Şimdi bir saniye yani. Ben elimden geldikçe çeviriyorum hızlıca. Abi sağ olasın. Teşekkür ederim Oğuz abi. Ne yapıyorsun lan Tosba? Bu sefer de fazla oldu. Ambiyans sesi fazla oldu. Gerçekten çişim geldi. Yeterli sağ ol. Yatağında uyanıyor. Bir adada uyanıyor. Ve okey mi yani? Adayı keşfetmeliyim canım. Allah Allah ya. Ben buraya nasıl geldim? Allah sonumuza hayretsin. Burası neresi böyle falan yok. O papağanın rengi çok güzelmiş bu arada. Hayatımda şöyle bir İngilizce kelime duymadım bu arada. Gerçekten duymadım. Ama kuşun rengi çok güzeldi. Nasıl sikostik bir kuş acaba? Belki kelime değildir, değil mi? Dur bakalım şöyle... Yolu bir takip edelim. Nereye çıkacak acaba? Aha! Kuş bu. Ha, bayağı şeymiş ya. Böyle renkleri falan bayağı güzelmiş. Ne güzel kafasını çeviriyor öyle. Papağan kardeş. Ah Müjgan. Bık. Ben de seni bekliyordum.
görüyorum ki konuşmam senin için sürpriz oldu. Doğru mu Oğuz abi? Bayağı da konuşkan bir kuş tabii ki. Dur bir saniye, kendi kafamda çeviri yaptım böyle. Acaba doğru mu yaptım? Doğru. Yani papağan konuştuğunda şaşırırım doğal olarak, oradan yola çıktım. Yoksa İngilizce bildiğimden değil. Buraları bilmiyorum, sizi bekleyeceğim. Bu hikaye böyle çok yavaş ilerleyecek gibi. Ama olsun. Bunun açıklaması sadece şu şekilde olabilir. Bunların hepsi bir rüya. Fantastik. Fantastik değil mi? Yarın günlüğüne yazacağım bir şey olacak diyor galiba ama bilmiyorum. Papağanın bizde ne İngilizcesi var? Beko konuşma. Yarın büyük bir yolculuğa çıkacaksın. Nasıl bir yolculuğa çıkacağız acaba? Bizim Müjgan da böyle boş boş bakıyor kanka. Aynı benim gibi bakıyor. Aleykümselam Kutus Village. Merhabalar canım, hoş geldin. Hayal görüyorsun. Tabii ki bunların hepsi bir rüya büyük ihtimalle. Oğuz abi sağ olsun birazcık yürüyoruz Oğuz abi. Neden zamanını bu adada önemli şeyleri öğrenmek için geçirmiyorsun? Arka plan müziği falan keyifli ya. Bu arada şey böyle birebir Türkçe'ye çevirip o şekilde diyaloglarda ilerlemek istiyorum ki YouTube'dan izleyen arkadaşlar için daha keyifli olsun diye. Gelecek maceraların için sana kullanışlı şeyler öğretebilirim. Herkes mi İngilizce biliyor chatte benim dışımda? Sanırım. Bir parça çöktüm. Şekbida gel vallahi sarılalım ya. Papağan ne öğretecek acaba bana? Başlamadan önce hazır olmak için bir şeyler yemelisin. Tada! Eat an apple. Yeriz canım elmayı, o kadar da biliyoruz ya. Enerji için elma yemelisin, yorgunluğu önler falan filan işte canım. Al. Lan bir dur, bir dur. Papağan kardeş. Lan direkt tepsiden mi yedin? Müjgan, hazır mısın? İlk olarak sana ekim yapmayı öğreteceğim. Yarısını götümden sallıyor. Ya yemek yemek işte enerjini restoreler falan filan diyor. Farming start. Ya start anacım, start ya, hadi ya. 3 tane corn seed al. Şimdi küreyi bul. Kovayı bul. 3 tane corn seed. Getir, toplamak demekti galiba. 3 tane corn seed topla. Ne papağanmışsın ya. Hakikaten papağan ya. Ne konuştu ya. Ah su. Tamam, yemek burada. Enerjimiz full. Papağanla tanıştık galiba, ya da papağanla level'ımız 2 mi oldu abi? Papağanla arkadaşlık level'ımız 2 oldu. Ya işte hani İngilizce oyunlar konusunda bu kadar çekinmemin sebebi bu. Bilmediğim için... Dokununca aktif olan bir ürün. Neyi aktif ettik ben de bilmiyorum. Ya bilmediğim için yavaş ilerliyor. Bence de onlar Türkçe öğrensin. Alkışlayarak mısır seed'i mi buldum abi? Kovayı kaptım.
Tamam. Sonra... Bak izle izle. Sandığı neden alkışlıyorum abi? Ne kadar da güzel sandık. Bravo bravo. Kürek, kova, 3 tane mısır tohumu. O kadar biliyorum. Çok acayip içerlediğim için böyle bir detone olarak o kadar biliyorum. Ama balta da bul dedi şimdi, bak işin içine balta girdi. Ben nereden bulayım baltayı? İntihar edebiliyor muyum? Edemiyorum galiba. Peki. Ya suya atlar bir serinlerdik canım, bir şey olmazdı ya. Şimdi bir balta arayacağım muhtemelen oraya gidebilmek için. O yüzden tekrardan enerjimin dolu olmasını sağlayayım. Gnom. Nasıl bir yemek arkadaş böyle? Dağıta dağıta yiyor. Çok şirin gözükmüyor mu oyun? Nurtaç abla eline sağlık, teşekkür ederim gerçekten. Teşekkür ederim önerin için, sağ olasın. Sen o kadar mükemmel bir fıçısın ki kendi kendine açılabilirsin diyor. Kandırıyor. Detone falan da biliyoruz. Tabii ki. Tabii ki. Benim bir bu kadar da yerin altın. Sonlara doğru saçmalamadan duramıyorum ya. Ama şey yani ya, yayında gördüğünüzün bir bu kadarı da yayın dışı var. Tabii. En çok Oğuz abilerin gördüğü Oğuz abi diyor. 7/24 ağlayan bir adam. Papağana geri dön. Ya gene bir ton konuşacaksın değil mi? Ya hadi konuş, dinliyorum, anlat. Anlat. Her şeyi bulmuşum Müjgan, ne sandın? Northern'de diyor bir şey diyor, spot ettim diyor. Karanlık bir mağara diyor. Burnuma korkunç kokular geliyor diyor, burnuna sıçtığım. Gömleği gösteren ütüdür, yayıncıyı gösteren götüdür diyor. Tabi. Tabi öyle diyor. Ya sus da bir ekinlerime ekin be. Sonra temiz su vermen gerekiyor ektiklerine diyor. Tamam, önce kazacağız hocam. Önce kazacağız. Papağan beslememe nedenlerim arasında hiç susmama var. C2 İngilizce. Arkadaşlar siz benim kadar bilmiyorsanız kıskanmayın yani. Öyle diyor. Öyle diyor. Yemekte kimyon, moderatörde minyon diyor misal. Onu da Ozan'a diyor. Kara Mermer bu arada çok güzel bir hatun moderatörümüzdür arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kendisi erkek olduğunu ve adının Ozan olduğunu iddia edecektir. İnanmayınız efendim. Arada bir zehir dağıtalım. Hatun, minyon, hatun, evet. İnanmayınız erkek olduğunu iddia etse de. DM kutusu hala açık olabilir. Allah ne verdiyse yürüyün. Evet, VIP'leri özellikle Ozan Hanım bakıyor. Ben VIP olmak istiyorum Ozan Hanım, ne yapabiliriz dediğinde o ilgileniyor. Aa, kova ne kadar tatlı duruyor öyle ya. Su dolu. Ha, demek ki yudum yudum döküyor. Şimdi tekrar konuş. Vallahi suyu dökerim gagana. Sürekli böyle bir şey gibi, yani bir konuşma yapıyor gibi eleman ya. Tamam. Aa, kovadaki su devam etmiyor envantere kaldırdığında. Bir dal daha yemek yiyeyim de şimdi enerjimi bu emecek muhtemelen. Evet evet evet, babası erkek çocuk istemiş, kız olunca da adını Ozan koymuşlar. Hı-hı. Abi çete azdırıyor. Ne? Çoğuş ne diyorsun ya? Ozan'a yürümeleri konusunda mı? Evet. Uğraşsın işine. Çok güzel Müjgan. Şimdi
Ektiklerin büyüyecek, tohumlar fidana, fidanlar ağaca, ağaçlar da ormana dönüşecek. Arada bir gelip su vermeyi unutma. Kontrol et. Belki diyor bir şeylere ihtiyacı olabilir diyor. Doğayı koruyalım, yeşili sevelim. Belki de saatlerce bu evde Ozan'ı kapat... Ya bir insan bu kadar uzun anlatabilir mi? Anlatacağın şey, dinlenmek istiyorsan yatağa gir, uyu. Aynen, yatağa gir, uyu diyor. Git diyor, go to the sleep diyor. Yani konuşarak böyle baygınlık getirmeye çalışıyor. Ormanlar ağaca diyor. Tabii tabii, tohumlar fidana, fidanlar ağaca, ağaçlar ormana. Ey, ey. Yatağı koy. Yatağı buraya. Yatak buraya. Yatak yatak. Koymak koymak. Kanka babanın hayrına ne olur, yatağı koy. Ne olur. Berkay Berksun 91 izleyicisiyle beraber yayınımıza gelmiş. Hoş geldin Berkay ve Berkay'dan gelen sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yeni bir oyun deneyimliyoruz. Lanetli adaları keşfetme oyunu gibi bir şey. Çok tatlı grafikleri var. Hala tutorial kısmındayız. Oyun bize uyumayı öğretiyor. Yatağa gir, kafanı koy diye böyle. Tatlı bir oyuna denk geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Dörde basılı tutunca bina yapma modu açıldı. Aa. Çevriliyor mu peki? Vaa, özelliğe bak. Şöyle kenara bir yere koyalım, bütün odayı görelim böyle ferah ferah ya. Daha iyi olmaz mı? Malzemeleri oyun verdi zaten. Oyun verdiği için abla direkt şey yapabildik, kurabildik. Tamam, uyuyalım bakalım. Bize 3 tane mısır ektirdi. O mısırlarla da ilgileneceğiz yarın. Hoş geldiniz tekrardan. Tamam, tekrardan şimdi Papağan Reis'le konuşma. Rüyada urumak. Evet, uyuyorlar rüyada. Tekirdağlı olmanın zararları. Müziği duyunca ayağa kalkıp oynamaya başladın değil mi? Evet, Aleyna diyordu. Abi kapı gıcırtısını oynayacağım, bahane arıyorum. Senin de host alertin şey diye. Arada zehirli ok atıyor bizim çete ya. Geliyor böyle şey diyor. Abi kaynana ne yaptın bize diye. Fazla su verince de böyle bitkilerin yamulma durumu vardı ama ben yamulmayacağını umut ederek böyle bir şeyler yaptım ama bilmiyorum. Sana da günaydın papağan. Bazı zamanlar tam harvest ederim yani ürünler olduğunda da. Evet evet, adayı keşfedeceğiz falan. Alet edevat bulacağız. Hah, biliyorum işte, baltayı bulacağız. Baltayı bulduktan sonra bunları baltayla mı hasat edeceğiz? Mısırı baltayla. Mısırı. Balta. Kanka baltayı bana vermiş direkt. Aa dur bak, bunu toparlamadan önce gidelim, bu baltayla toplanacak bir şeyler biliyorum ben. Bir yer vardı bak gidişimizi önleyen. Şuna bir kaçırtak kaçırtak vururuz. Buradan bize bir yol açılır. Baba merhaba. Teleskop. Eyvallah. Şurada sandıklar var. İp bulduk. Peki. Buna kürekle mi dalacağız? Ha, tohumunu alıyoruz böyle. Hasat ettirmiyor. Şürünü de aktif et bakalım. Yani neden aktif ediyoruz bilmiyorum ama. Bu sandıktan da böyle bir parça farklı bir materyal geldi.
Bir adet de papağan tüyü bulduk. Hediye olarak kullanılıyormuş bu. Papağana tüyünü verelim mi? Senin tüylerin iyi oldum yeğenim diye. Galiba burada alacağımız başka bir şey yok ama adanın aşağı kısımları falan çok tatlı gözüküyor. Özellikle rüzgarın şu saçlarımızı falan dans ettirişi çok şey değil mi ya? Çok hoş değil mi ya? Kürekle mi dalacağım buraya şimdi gerçekten? Harvest edebilmek için. Yanlış. Eyvahlar olsun ya. İçinden geçtim. Şu an oyunun içinden geçtim abi. Peki. Peki. Galiba bütün tutorial'ı mahvettim arkadaşlar. Böyle birkaç gün uyumamız falan gerekebilir. Emin değilim. Sulayacağım. Sulayacağım merak etme. Birkaç gün uyumamız gerekebilir. Bilmiyorum. Oyunda kaç gün geriye gittik bilmiyorum yani. Bu hamle bizi acaba ne kadar geriye götürdü? Farm Manager'da da aynısı oldu aynen. Ya şey olabilir. Belki yeterince büyümesini beklememiz gerekiyor olabilir. Ben büyümesine fırsat vermeden kafasını koparmış olabilirim. Bu da bir seçenek. Bir ürün daha aktif ettik burada. Adanın aşağılarında bir elma yiyelim de adanın aşağı kısımlarını öyle keşfedelim. Sonra uyu uyan biz o yaptığımız hatayı hallederiz. Abi paranoyak değilmişim. Geçen bahsettiğim büyük böceği dün gece de gördüm. Bu sefer kaçamadı. Vuraydın kafasına. Çotank diye. Bütün ürünleri aktif ediyorum ama... Neye yarıyor bilmiyorum. Papağan kardeş sağ olsun sınırsız enerjimiz var neredeyse. Aa! Burası da baltayla yamultulur. Peki. Teleskop kullan diyor oyun ama. Ya, teleskobu burada bir yerde niye kullandırıyorsun bana? Mark da atmaya yarıyor. Şunu ver bakalım. Potato seed. Sevgili Mehmet 25 bit göndermiş ve selamun aleyküm babuş nasılsın demiş canım gayet iyiyim sağ olasın sen nasılsın? Evet teleskobu kullandım böyle sağ altta parlayıp duruyordu da. Nurtaş abla pek bir şey olmadı ya teleskobu kullanınca. Ya, önümü gösterdi sadece böyle bak merhaba bu yönde. Bu yönden olduğunu görüyor musun diye. Hatta bir daha kullanalım teleskobu. Aa, balık tutacak alet edevatlar orada. Ben oraya nasıl inebilirim acaba? Buradan... Yürü. Güzel. Balıkları da yeseydik hazır gelmişken. Ah, sandık. Bu verdiği şeyin ne işe yaradığını bilmiyorum inan. Hoş geldin Mehmet, hoş geldin, eyvallah. Sırtıma iki tane çekirge yapıştı, ciyak ciyak deri danalar gibi koştum etrafta. Ya senin benim böcek fobim olduğu için sizin söylediğiniz şeyler bana potansiyel kafayı yeme şeyi gibi geliyor. Bende böcek fobisi var çünkü. Çığlık atarım, acımam. Acayip huylanıyorum böyle ya, hele özellikle örümceklerden. Şey var ya ayakları uzun olan böyle. Şu an bak Elsem'in şuradan girdi kaşıntı var ya. Elsem'in arkadan girdi kaşıntı. Delleneceğim az kaldı.
Bende böcekten çok karga fobisi var. Karga fobisi mi? Aa, harita buldum. Çok iyi. Bu harita bize bir item'ın yerini de gösterebilir. Gayet tatlı oldu bu. Merhaba. Şu bitkiyi de alalım. Böcek muhabbetini keselim, huylananlar var. En başta ben değil mi Oğuz abi? Aa. Çok fena ya. Bence de. Ferontage'ın da bu konuda bize katılması gayet hoş. Şimdi, domates seed'i. Peki, ya bayağı bir seed toparladık haritanın etrafında gezinerek aslında. Adayı gayet tatlı bir şekilde keşfediyoruz. Şu deniz yıldızı alınamıyor mu ya? Alınabilseydi çok tatlı olmaz mıydı? Oyunun grafikleri hakikaten çok hoş bu arada. Kuş tüylerinden birini daha toparladık. Ve sanırım burası balık tutmaya uygun bir yer gibi gözüküyor. Ha, sağ klik atıp duracağım. Enerjim çok az bu arada. Base'e dönüp hemen bir şeyler yemem gerekiyor. Enerjiyi bitirmişiz. Bu arada neredeyse bütün alet edevatları açmışım. Bu benim için hoş bir şey. Yanımızda yemekle dolaşamıyor muyuz ya? Daha bak şuralardaki materyalleri falan da toplayacağım. Hoy. Enerjim bitince ne oluyor? Devriliyor muyum? Kanka maalesef elendim falan mı diyor oyun. Yüzebiliyor mu bilmiyorum ki. Ulan ten seviye, ulan ten seviye. Bu ne? Bunu da istiyorum. Soğan tohumu. Ne olur. Sakin ol, geldim. Göm göm. Tamamdır, devam. Şimdi araştırmadığımız diğer yerlere. Aa, harita vardı elimizde değil mi? Harita elimdeyken işaretlenmiş bir yer gözüküyor ama o işaretli yerin nerede olduğunu bilmiyorum. Işınlanmaya yarıyor galiba. Az önce mark koyduğum yer mi acaba orası? Çünkü az önce mark koyduğum yer şeydi. Balık oltasını aldığım yerde. Kazıyor mu burayı? Kazmıyor. O zaman teleskobu alıp markı kaldır. Teleskobu bırak. Buradan gidebileceğimiz daha farklı yerler var mı ona bakalım. Keyifli oyunmuş bu arada ya. Böyle tatlı tatlı. Arka planda akacak. Keşke şu seedleri toplama görevini de yapabilseydik. Hatta gidip böyle bir uyu uyan yapıp seedlerin hızlıca olgunlaşmasını da sağlayabiliriz. Şöyle bir eldivene geçiş yapalım da. Baltayı ver bakalım. Aç burayı. Merhaba. Sandıklar ağzına kadar item dolu gibi. Bu arada tek dikili ağacın bu olmasına ne diyorsun? Ha, metal scrap. Yeni parçalardan birini toparlamışız. Ya şeyleri çok güzel kullanmışlar bu arada.
Harvest, tamam, harvestladım. İp de mi harvestlamamı istiyor? Elime ip alıp galiba ipi harvestlamamı istiyor ya. Evet, oyunun amacı lanetli adaları keşfedip bu adalarda hayatta kalmak. Evet evet evet. Nurtaç abla eline sağlık. Ağzına sağlık, teşekkür ederim önerinin için. Sağ olasın, hakikaten güzel oyun seçmişsin ya. Yani görsel tarzını çok beğendim. Açıkçası çok güzel bir stilize yaklaşımı var. Yani bütün materyallerin görünümü olsun, oynanış dinamiği falan olsun, gerçekten benim hoşuma gitti. Ve bunlar neredeyse, aa bak bu ikisi harvestlanmak üzere. Keşke azıcık bekleseymişiz. Azıcık bekleseymişiz demek ki hakikaten şuradaki bitkiler olgunlaşacak ve göreve devam edebilecekmişiz. Ama neyse, en azından bayağı bir keşif yapabildik. Şimdi gece vaktine yaklaşıyor sanırım. Bir uyu uyan yaparız. Haritanın şu gemili olan kısmını keşfederiz. Bana bir teleskobu verir misin? Dur, marklama bir yeri. Gemili olan kısmını keşfettikten sonra... Baksanıza, burada böyle bir geçit var gibi sanki. Bu açılabilecek bir yer gibi duruyor. Bu kısmı keşfettikten sonra da gelir ekinleri toparlar. Oyunda ilerlemeye çalışırız. Tamam. Bir gidip uyuyalım. Papağan kardeş umarım başımın etini yemez. Bu toparladığımız materyaller de muhtemelen... Baksanıza, bayağı bir companion item edinmişiz. Siz benim kameramdan göremiyor olabilirsiniz bu arada. Bunlar muhtemelen ileride bu evimizin içerisine yeni eşyalar falan koymaya yarayacak. Crafting materyalleri. Güzel olmuş onlardan bulduğumuz. Vallahi senin adada gördüğümü lootladım ya. Bak bu iki mısır oldu ama şunlar daha olmadı. Hepsi olsun, üçünü birden alıp öyle görevi bitirelim. O halde ne yapacağım? Şu geminin olduğu yere doğru bir ilerlemek istiyorum. Sanki orada bir şeyler alabileceğiz gibi çünkü. Minik bir balık tutalım. Gel buraya, gel gel. Pek bir balık bulamadık sanırım. Sudan karşı tarafa gitmiyor. Şu rünü de aktif et. Sonra... Evet, buranın nasıl açılacağını bilmiyorum. Galiba merdiven yapmamı istedi. Midye geldi. Hı-hı. Selimcim hayrola, bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Aldığın bu sıkıntılı haberle alakalı. Doğru materyali bulursan merdiven yapabilirsin diyor. Yani muhtemelen merdiven yapıp aşağı ineceğiz de. Bize henüz crafting'i öğretmedi, yani merdiveni nasıl yapacağımı bilmiyorum. Yapabileceğimiz bir şey olursa haber ver Selim. Peki adadaki bu ağaçlar kesilmiyor hiçbir şekilde. Bundan da midye alacağız muhtemelen ama burayı da ben bir koloçan edeceğim. Löpür löpür çekti kendi yanına. Güzel. Şimdi buradan eve doğru dönmek için hiç böyle gitmeye uğraşmayalım. Haritaya bak. Haritadan beni eve götür. Hala mısırlar olgunlaşmamış. Ya artık bir olgunlaşaydı da
Gitmediğimiz neresi kaldı onu da bilmiyorum ki. Bir platform inşa edeceğiz galiba. Bana inşa tuşunu göstermedin oyun. Baksana hiçbir şey yapamıyorum yani. Envanterimde var bir ton seçenek. Bu toplama görevini yapmadan sanırım şu kardeş göstermeden bak bize birkaç tane daha şey öğretecek galiba. Bu öğretmeden bir şeyler yapabileceğimizi zannetmiyorum ya. Oyunun co-op'u var mı bilmiyorum. Ben prologunu oynuyorum şu an. Prologunu oynadığım için. Co-op ekliyse de haberim yok. Ah hediye vereyim sana. Sevinişe bakar mısın? Artık kuş kardeş bizi daha çok seviyor. Kademe 3. Gel sana bir tüy daha vereyim. Umarım başka biriyle tanışmam. Bütün hediyelerimi buna saklıyorum çünkü. Abi benim arkadaş uyuz olmuş 3 gün önce. Onlarda kaldım. Bulaşacak bana da bir yöntem falan var mı? Çete sorabilir misin? Kendini korumak için mi? Şayger, umarım bilen arkadaşlar seninle iletişime geçerler. Teyzemlerle Cunco'dayım abi. Kız arkadaşımla bir sene önceden her ayrıntısına kadar plan yapmıştık. Onlar gelip beni Cunda'dan alıp İzmir'e gidecektik. Her gün 2 saat hayalini kurardık. Teyzemle eniştem kavga ettiğinden dolayı İstanbul'a dönmek zorundayız. Maalesef program iptal oldu. Aşırı canım sıkıldı. Aa, geçmiş olsun kanka. Hakikaten üzücü ya. Kurduğun planların falan şey olması, mahvolması hoş değil. Toparladım hepsini sevgili geveze kuş. Tabii güzel harvest, ne sandın? Topladıklarının hepsi everything delicious food. Tabii tabii delicious food kanka. Cook station. Eyvallah. Ya enerjim var, ben şey yaparım. Şiş mısır. Olur. Yaparız anam. Lan canım süt mısır çekti. Ay. Mısır kebabı. Lan var ya food'um. Üf. Güzel Müjgan. Yemeği yaptın. Ne sandın? Yeni seedler falan filan. Buluruz buluruz kanka. Sen bana bu yeni bir şeyler build etmeyi öğret de. Bir ilerlesin oyun ya. Güzel. İp mip craftlamaya her şeyi öğretti. Şimdi ne yapmamı istiyor benden? Sayılarını bir öğrenelim de. Bir çık buradan. Bir tane makeshift dowels, bir tane ip, iki tane wooden plank. Aa, wooden plankler için yeterince odunum yok. Nasıl keseceğim kanka odunu? Odun olan bir yer göremedim ki. Taşıyamazsın dedi, envanterim falan dolu herhalde. Ya envanterim dolu değil de muhtemelen tutorial'dan dolayı ya. E abi bana nereden odun bulacağız? Şunları falan kesmedi. Palmiye ağaçlarını kesmedi. Ağaç tekrar çıkmıştır belki. Ya da bunlara dalacağız. Bunlar dışında bir ağaca daha ihtiyacım var. Yap yap. Misal envanterim dolu olsa bunları niye alıyor envantere?
Yeni bir hediyelik eşya da aldık. Bu arada şu bahçeye böyle birazcık daha ekin yapabiliriz sanki ya. Biraz daha ekin güzel olacaktır orada. Arkadaşlar sizi üzmek istemem ama bu oyunun tamamı. Yani biz şeyi almadığımız için, tam sürümü almadığımız için şu an oyun zaten öğretici kısımdan ibaret. Öğretici kısımdan sonra salacak bizi. Git tamamını al oyna diyecek böyle, anladın? Ne? Ya işte bu şey, yani oyunla alakalı biz genel olarak ne yaptık ne ettik onu anlatıyor. Muhtemelen keşfedilebilir bir geminin oralar falan var. Haha prolog ya, oynanabilir ilk bölüm işte. Kaç tane tohumum var benim elimde? 2 tane patates tohumu, 3 tane domates tohumu, 1 tane soğan tohumu. Tamam. Bak sonra bunlara su vermek lazım. Onlar büyümeyecekler öteki türlü. Soğanı ver. Domates tohumlarını ver. Sonra bütün hepsini bir sulayalım. Şey normal yemek değil. Buna geç. Bu arada bana orada sınırsız yemek verdiğin sürece ben kendi topladığım yemeklerden bir yudum bile yapıp yemem. Yani bir yudum bile içmem. Ablacım oyun İngilizce ya. İngilizce olduğundan dolayı almayı düşünmüyorum ya. Çünkü ya grafikleri çok tatlı, oynanış mekaniği çok tatlı, çevre sesleri, karakter tasarımları, her şey çok tatlı ama bende İngilizce yok. Ben armudum, anlamıyorum ki. Kim bilir ne diyor. O yüzden böyle pek girişeceğim bir şey değil. Ben dün çok oyun aldım, almam bu oyunu herhalde. Ablacım kesene bereket, tekrardan teşekkür ederim. Bizim oyunun da böyle son 2 haftalık satış raporları. Nargihan abla. Sadece Nargihan abla. Kesene bereket abla, tekrardan sağ olasın. Şimdi 2 tane wooden plank. 1. Bu da ikinci. Bir tane bundan. Bir tane de ip. Peki materyallerin tamı tamına yetmesine ne diyorsunuz abi? Tamı tamına yetti, tamı tamına. Cici kuş öğret öğret. Ha şimdi köprü yapacağız. Ve köprüyle karşıya geçeceğiz. Large food bag vermiş bana. Herhalde large food bag sayesinde mısır pişirip bir tane daha taşıyabileceğim yanımda. Sanırım hani bir ağırlık limiti gibi bir şey söz konusu değil de taşıyabildiğin alan var gibi. Oy. Şehir oyunu vardı, zoo aldım, homestyle vardı, onu aldım. İyi yapmışsın ablam. Mobilde artık Çince oyunlara dadandım, o kadar oyun kalmadı. Üretici ayağına oyun bitecek gibi. He ya, oyun bitecek zaten birazdan. Kanka köprümüz var, kur. Ne kadar tatlı tamamladı köprüyü öyle ya. Bak şeyin dediği, bizim kuşun dediği cave burada galiba. Dungeon burada abi. Mağara. Aa, sen de Gökkaya selam söyle Aleyna, sağ olasın. Cave'e gir dedi, direkt girdim ama girmeli miydim acaba? Burası da başka bir yerden çıkıyor. Anladım. Ya galiba bu oyun işte adada gezip çeşitli materyalleri bulup tamamına ulaşmaya çalışacaksın adanın. Ya bir oraya koşturacaksın, bir buraya koşturacaksın.
gerekli itemleri falan bulmaya çalışacaksın. Güzel güzel, keyifli bir yapım aslında, hani böyle dinlendirir insanı oynarken. Bayağı bayağı dinlendirir. Kılıç da mı var? Bir saniye, işin içerisine aksiyon da giriyor galiba. Burada sanırım bana sword'u verecek. Son kullanılacak silah sword zaten. Aa evet. Bununla beraber işin içerisine vuruş dinamiği de girecek. Şimdi mağaraya geri dön diyor. Pekala, dönelim madem. Böyle küçükken oynadığım oyunlara benzettiğim için birazcık daha hoşuma gitti açıkçası. Yalnız sağlam enerji yiyoruz. Ha, kılıcı dövüşmek için değil de geçit açsın diye kullandık. Geri koy, geri koy. Gidiş yolumuz açık olsun. Bir kere getirmemiz yetiyormuş. Dodge'lama var mı? Yoksa kafamıza vuracaklar mı? Ben bir kaçış mekaniği falan olur diye düşündüm oyunun ama. Peki bu hayaletimsi şeye dokununca ne elde ettik? Keyfi keşfetmeye devam et diyor. Ya keşfedelim de. Burası neresiymiş ya? Buradan nereye gidilecek ya da? Buradan böyle devam tabii ki. Aa, bir de eski para verdi bu. Eski para da kullanılıyor galiba. Bir saniye, şöyle bir mısır yiyelim mi? Kanka elma fulluyordu. Bir insan 4 tane şeker mısır yiyemez. Bu gerçeği reddediyorum. 4 tane şeker mısır nasıl yiyeceksin ya? Ölük 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 diye böyle ıstıra ıstıra. Kafamıza kafamıza. O ne, nasıl bir dayakmış o ya? Casper'lar ayıp ediyorsunuz. İki tane kılıç neymiş bir kere ya? İnsan azmanı mısınız hemşerim? Yok, Garen Q'suydu kanka o. Pardon, Garen E'si. Reis Garen E'si attı. O da lolcu demek ki. Garen E'si kullanıyor. Ay. Dokun dokun. Delikanlıysanız bire bire gelin. Bana buralarda korsanların korkulu rüyası müjgan derler. Onun kılıcı fırlatıyor, bumerang gibi. Kılıç geri dönüyor ona. Ama adam her şeyden kaçıyor. Sen öteki gelene kadar seni döveceğim. Kılıç benden büyük bu arada. Adamın kullandığı kılıç benden büyük hocam. Bu bulduğumuz şeyin ne olduğunu inanın ben de bilmiyorum. Bir eski para daha aldık.
Ortalık acayip karanlık değil mi? Ha, buradan da adadan adaya seyahat. Anladım. Çok tatlı ya şey. Kürek çekmesi falan. Bir yandan gözüm enerji barında. Kürek çekmek enerji yiyorsa ayvayı yiyeceğiz çünkü, biliyor musun? Scrap metal verdi. Bir old coin'imiz daha. En olmadı eve döner ışınlanırım. Zaten eve dönüp ışınlanınca ufaktan bir oyun değiştiririz. Gayet keyifli bir oyun ya. Gayet keyifli bir oyun. Bin bakalım şuna. Kotus Village, görüşürüz canım. Dikkat et kendine. Hadi şuradan şöyle. Yanaşacak bir yer buluruz herhalde, değil mi? Hı hı. Kuşa gidip konuşunca bitecek gibi duruyor zaten. Yürüyerek ulaşamadığım bir yer vardı, ondan buraya geldim. Bayağı bir eski şey verdi, eski para verdi. Evet, burası yürüyerek ulaşamadığım yerde. Ve burada da soğan falan var böyle de, hiç soğan toplamaya niyetim yok ya. Sen bana bir haritayı ver. Işınla beni buradan. Şurada bir löbür löbür gömeyim. Ondan sonra bir kuşla konuşalım. İşte bu oyunun prolog kısmıydı ama sanırım daha bitmedi. Bitmesi için gemiye gireceğiz galiba. O gemiye girmek için de bir merdiven yapmamız gerekiyor. Merdiven için ne gerekiyor? Merdiven için iki tane wooden plank gerekiyor. Dilersen uzatabiliyorsun yani. İki wooden plank, bir bundan, bir tane de bundan gerekiyor. Evet. Uğraşmaya gerek yok ya. Şimdilik bu kadar diyelim. Ve yeni oyuna geçiş yapalım efendim. Yani diğer oyunlara geçiş yapalım. Açıkçası ilk kez deneyimlememe rağmen gayet keyif alarak oynadığım bir yapım oldu. YouTube'dan izleyen herkese teşekkürler.